Günaydın, hayırlı uzun sabahlarınız olsun. Dün dilimlediğim domatesler suyunu çekmeye başlamış. Bunlar çok güzel oluyor arkadaşlar. Benim gibi kuru domates falan seviyorsanız mutlaka deneyin. Çok enfes oluyor yani. Birazcık kuruduktan sonra mesela birazcık size zeytinyağı, sıcak suda biraz kendini açıyorsunuz. Kekik, sarımsak, kavanoza koyuyorsunuz 2-3 parça. Harika güzel bir kahvaltılık oluyor. Ya da et yemeklerin yanına falan da çok yakışıyor. Şöyle azıcık bir yaptım. Tarhana vol 2. Tarhanayı balkona koydum. Gidip gelip karıştırıyorum şöyle arkadaşlar. Üstüne un serpip elimle karıştırıyorum. Ya da kaşıkla. Çünkü artık kaşık göndermiyor. Böyle. Bu 3-4 gün bekleyecek. Daha sonra inşallah sereceğiz. Evet, şöyle göstereyim. Suyunu çekmeye başladı arkadaşlar. Bunun içine şöyle iki kaşık kaya tuzu ekledim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da kimyon ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu karabiber, bir yemek kaşığı da pul biber ekledim. Bunları da karıştıracağım. Birazdan da maydanozuyla dereotunu ekleyeceğim ve biraz daha suyunu çekecek. Bu böyle kalmayacak. Mutfağıma dolan kokuyu görmeniz, hissetmeniz lazım arkadaşlar. Bunu mutlaka yapın. Bakın suyunu çekti iyice. Şimdi bunu kavanozlara alacağım. Şöyle uzaktan göstereyim. Bakın şuradaydı. Şuradaydı. Şu kadar azaldı gördüğünüz gibi. İnşallah yapacak olan arkadaşlar da beğenir. Yer gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu arada domateslerin kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar. Onu demeyi unuttum. Domateslerin kabukları soyulmuş olacak bunda. Evet arkadaşlar, sosumu yaptım. Kavanozlara aldım. Gerçekten çok güzel oldu. Tadı da çok güzel oldu. Mutlaka deneyin bence. Yalnız ben bir hata yaptım. Kapya biberi çok çektirmişim robottan. Biraz daha az çektirin. Bunu unutmayın yapmayı. Evet, dün akşamdan koymuştum. Dün yaptığım turşular dönmeye başlamış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bakın bu kapaklar eski kapak. Yani bu şeylerin eski kapağı. Ama kaynattım, içi temizdi. Küfü falan, pası falan yoktu arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmadan sıcağıyla da koyunca tuttu. Yani illa bence yeni kapak olmasına gerek yok. Ama dediğim gibi içi küf olmayacak, pas olmayacak. Ben kullanıyorum yani, atmıyorum. Hiç de bir şey olmuyor turşularıma ya da soslarıma falan. Ama dediğim gibi dikkatli kullanıyorum. Soslarım hala ılıklar arkadaşlar. Ama tadı enfes oldu. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Bunlar da son menemenlikler işte yaptığım. Böyle bunları da şimdi yerine kaldıracağım. İnşallah Allah'a hasta dilemeyi nasip eder. Bu turşu da mutlaka deneyin. Eğer emin olamıyorsanız bile şöyle küçük bir kavanoz deneyin. Dediğim gibi ben hep suyunu ayrı yapıyorum arkadaşlar. 1 litre suya dediğim, verdiğim ölçüden yaparsanız, suyun litresi arttıkça içine koyduğunuz malzemeleri de 2 katı yapacaksınız. Böyle. Tarhanamı açtım. Bugün de karıştıracağım. Bugün de bekleyecek. İnşallah. Şöyle göstereyim dedim ama koku enfes. Bunlar da dün dilimleyip koyduğum domatesler, gördüğünüz gibi suyunu çekmeye başlamış. Günaydın arkadaşlar. Ne yaptığımı soranlar olmuş. Ben hala uğraşıyorum. Artık turşum hariç bitti, menemenliğim vesaire. Şimdi tarhanamızı yoğurduk. Bugün 3. gün.
böyle gelip gidip karıştırıyorum. Biz tarhanayı çok seviyoruz. Böyle karıştırıyorum arada bir, üstüne un serpip bekliyorum tekrardan. Sonra tekrar karıştırıyorum. Tarhana biraz kolay ama meşakkatli bir iş. Ama korkmayın. Herkes yapabilir bence. Maya, tarhanam ve ben tam gaz ilerliyoruz arkadaşlar. Biraz önce bundan 2 kaşık alıp pişirdim. Bu tarhananın içine süt kreması da koymuştum arkadaşlar, kızlar. Gerçekten muhteşem oldu. O kadar yumuşatmış ki içimini. Yani tarhanam güzel oldu. Arkadaşlar tarhanamın son hali böyle. Artık iyice kendi kendine mayalandı. Rengi falan oturdu. Hatta az önce pişirdim ben bundan 2 kaşık. Yaş maya, yaş tarhana gibi düşünüp pişecek mi, tadı nasıl, tuzu nasıl falan diye. Bir de ben buna ilaveten arkadaşlar süt kaymağı koydum, bir kase. Gerçekten ben yıllardır tarhana içen biri olarak ve daha önce de yapmış biri olarak söylüyorum ki süt kaymağı ve tarhanaya koyduğumuz şeylerin suyunu hafif süzdürmek, soğan, domates falan gibi gerçekten içimi çok değiştiriyor. Yani ben kendim yaptım diye demiyorum ama gerçekten çok güzel oldu. Eğer tarhana yapacaksanız bence bir kase süt kaymağı koyun. Bu da tarhanamın pişmiş hali arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Çamaşırın üstüne şöyle uzunca bir bez serdim. Kenarlarından diktim. Şöyle kaşıkla dökmeye başladım. Birleyen tarhanam var. İnşallah Allah utandırmaz, güzel olur. Tadını dün pişirdim, beğendim, paylaşmıştım zaten. Böyle bakalım. Buraya kaşık kaşık dökeceğim. Kaşıktan daha kolay dökülsün diye de 2-3 dökmede bir suya batıracağım kaşığı. Hani tutmasın, kaşıkta kalmasın, kolay olsun dökülmesi diye. Şöyle arkadaşlar. Bir de şuraya yaptık. Böyle 3-4 poşette 2'şer kaşıklık yaş olarak buzluğa attım. Denemek için nasıl olacak diye. Gerçi dün yaş halinden pişirdim. Gayet memnun kaldım. Çok güzeldi ve çok basitti. Yani suya ıslıyorsunuz yaş halini. Daha kıvamlıydı yani. Belki tarhanam da daha kıvamlı olacak, bilemiyorum ama böyle kurudukça tersini çevireceğiz. Çevireceğim. Böyle bakalım. Niye? Ayarlamışlar mı ki sınıfları? Bak daha belli değil mi sınıfların yeri? Merhabalar. Kızımın okulundan kitapları almak için okuluna geldik. Kitapları aldık. Şöyle uzat bakayım kızım. 11. sınıf kitaplarını. Şimdi de durağa doğru gidiyoruz. Tramvay durağına doğru. Hava çok sıcak. Aşırı derecede sıcak. Kutular nasıl dökülmüş baksanıza. Böyle okulun arka sokağında. Aa, benim dediğim ev şurasıymış. Yanlış karıştırmışım. Havuzlu dediğin ev mi? Evet. Siz okulda yemediğiniz zaman öğlenleyin bu şekilde mi gidiyordunuz şeye? Neye? Şeyler yemi. Ama biz yolu uzatmıyoruz. Şuradan çıkıyorduk, gidiyorduk. Ha, buranın da mı havuzu var? Hı hı. Sanırım yani. Hiç gidip bakmadım da. Başka şey. Şurada, şuranın biraz ilerisinde çiğ köfteci var. Hı hı. Her geçtiğimizde Kilimli kız öğrenci yurdu var. Baksana, evet, burada. Kilimli kız öğrenci. Şura mı Kilimli sesi? Hı hı. Her geçtiğimizde maç yapıyorlar. Her geçtiğimizde. Seviyorlar demek ki maç yapmayı. Evet ve çok kalabalıklar. Tarhanalarımın son hali bu arkadaşlar. Şöyle kaldırdım. Daha da küçük parçalara böldüm. Şöyle genişçe göstereyim. Çamaşırların üstüne serdiğim gayet güzel kalktı, şey yaptı ama şöyle kanepenin üstüne de sermiştim. Bunlar biraz zor.
parçalara ayrıldı. Bakalım en son halde ne olacak, göreceğiz. Şöyle göstereyim. Şurada domateslerim var. Şunlar da dolaptaydı. Bunlar da kurutuyor. Bunlar gerçek köy domatesi arkadaşlar. Şunlar salçalık domates. Bunlar gerçek organik köy domatesi. Bakalım kurumaya devam etsinler. Tekrardan merhaba. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün benim için hatta birkaç gündür bayağı yorucu, koşturmalı ve kışlıkları yetiştirmek için hararetli geçti. Artık pilim bitmek üzere. Yarın da inşallah son şu tarhanayı da halledip kaldırabilirsem benden mutlusu yok. Bugün sabahleyin bir kargom için mesaj geldi. İşte şifrenizi posta kargocuya söyleyin alın diye. Bütün gün evde olmama rağmen PTT'ye gelen kargolar genelde hep öyle oluyormuş. Sayfamda da paylaşmıştım. Herkes öyle demiş. Mesaj atmış. Abla hep PTT öyle yapıyor diye. Evde bulamadığımız için şu şubeye bıraktık kargonuzu diye mesaj geldi. Ben de o şubenin hangisi olduğunu bilmediğim için çok fazla kargo alıp alan bir insan olmadığından bir tanıdığıma sordum. O da beni yanlış yönlendirmiş maalesef. O da yanlış biliyormuş. Bayağı uzak bir yere gitmek zorunda kaldım evime. Sonra baktık o şubede değilmiş. Evimin çok yakınındaki bir yeni şube açılmış. Oradaymış kargo. Allah'tan o ilk gittiğimiz kargo kızımın okuluna yakındı. Gittik kızımın kitaplarını aldık. Ondan sonra çok sıcaktı bugün. Aşırı derecede sıcaktı. Gerçekten öyle böyle değil. Terin suyun içinde kaldık yani. Ondan sonra cığıma kitapların okul kitaplarını aldık geldik. Lise 11. sınıfa geçti kızım biliyorsunuz biliyorsunuzdur takip eden arkadaşlar. Oradan geldim. Tarhanayı sabah dökmüştüm zaten. Küçük parçalara ayırdım. Bayağı böyle şey yaptım zaten. Oradan geldiğimizde saat biraz da oturduğum yerde yerin çarşısında işlerim vardı. Onları hallettim. Saat 4-5 gibiydi. Tarhanaları küçük küçük parçalara böldüm. Yemek hazırladım. Yemek yedik. Onu kaldır, mutfağa topla. Ve bugün maalesef şundan da bahsetmek istiyorum. Ablamın çalıştı. Ablam benim muhasebeci arkadaşlar. Bir muhasebe şirketinde çalışıyor. Çalıştığı şirkette koronalı bir arkadaşlarına korona çıkmış. Öyle olunca şirket sahibi herkesi eve göndermiş dün. Ve herkesten test yapmalarını, yaptırmalarını istemiş. Herkes test yaptırdı. Bugün bizim bayağı bir merakla beklediğimiz bir gündü. Daha doğrusu sürekli dua, dilimizde dua ile Allah'ım inşallah negatif çıkar test sonucu diye. Gerçekten hani insan yakınında birinde olma ihtimalini bile düşününce çok üzülüyor, korkuyor. Ki o yaşayanlar ne çekiyor bundan Allah bilsin. Allah herkese şifa versin. Gerçekten çok dikkatli olunması gereken bir zamandayız. Yani bir de şunu duyuyorum son zamanlarda. Bu beni daha çok ürkütüyor. Kendinde korona olduğunu biliyor. Kendine hiçbir şey olmadığını bildiği için saklıyor etrafından ve rahat rahat her yere girip çıkan bir sürü insan var. Bu beni çok üzüyor ve çok korkutuyor. Ya arkadaşlar biliyorsanız oturun evinizde yani. Yani bu siz vebalı değilsiniz. Bu gelip geçici bir hastalık olabilir yani. Herkes bunu son derece ölümcül bir şekilde atlatmıyor. Grip gibi çok hafif şekilde atlatanlar da var. Ama siz kendiniz korona olduğunuzu saklayarak başka insanlara bunu bulaştırarak hani bilmeden bulaştırıyorsa kurallara uymuyor, bulaştırıyor. O da bir vebal ama bile bile de koronalı halde gezerek oraya düğüne git, buraya pazara git, şuraya çarşıya git. Yani bir de kurallara uyma, herkese bulaştı. Bunun vebali ne olacak değil mi? Mesela ben geçen köyden geldikten sonra pazara gittim. İnanın pazarın içine girmedim dahi. Sadece kenardan aldıklarımı aldım. Direkt eve geldim. Pazarın üstü ana baba günüydü. İçi ana baba günüydü. Herkes üst üste neredeyse. Kurallara uyan çok az insan var. Zaten maske şurada. Hiç kimse burnunu kapatmıyor. O maskenin burnunuzu kapatmak için, nefes alma organımızı kapatmak için kullanıldığını bilen çok az kişi var bence. Yani insanlar zannediyor ki bu sadece ağzınızı kapatırsanız. Ağzınızı kapatmayacaksınız, burnunuzu kapatacaksınız arkadaşlar. Yani
Ama maske sürekli burun altında, burada yani. Neyse, bugün Allah'a çok şükür testinin sonucu negatif çıktı. Mutlu olduk. Ama iş yerinden iki arkadaşım da pozitif var. O yüzden onlara da dua ettim bol bol. İnşallah en hafif şekilde atlatırlar. Çok üzüldük, çok korktuk biz. Ki onların ailesi ne durumdadır tahmin etmek bile zor yani. Allah şifa versin tüm bu hastalıkta cebelleşenlere, tüm hastalarımıza, onun dışında bütün hep hastalıkla cebelleşen herkese şifa versin. Gerçekten korkunç. İnşallah bütün dünyada bu illetten kurtulur. Ama böyle giderse, kimse dikkat etmezse çok zor olacağını düşünüyorum. Öyle. Şimdi tarhanalar gene biraz küçük küçük parçalara ayırdım, onu da söyleyeyim. Başka ne diyebilirim? Böyle yani. Ben iyiyim. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bugün çok sıcaktı. Aşırı bir sıcak vardı. Böyle arkadaşlar. İnşallah dikkat ediyorsunuzdur. İnşallah ailenizde korona yoktur. Ya da sağlık sorunlarıyla bu cebelleşen hiç kimse yoktur. Herkesin sağlığı çok yerindedir. Böyle dua ederek bitirelim bugünkü vlogumuzu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır. Sen bu kentteyken bu kente, doğurana ve doğana andolsun ki biz insanı zorluk içinde yarattık. O kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O ben yığınla servet tükettim diye övünüyor. O kendini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Biz ona iki yol gösterdik. Ama o sarp yokuşu aşmayı denemedi. O sarp yokuş nedir bilir misin? O bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak ya da açlık gününde yakını olan bir yetimi veya yerlerde sürünen bir yoksulu doyurmak ve sonra da inananlardan birbirlerine sabrı ve sevmeyi tavsiye eden kimselerden olmaktır. İşte onlar amel defterleri sağ taraflarından verilenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri sol taraflarından verilenlerdir. Onların cezası, üzerlerine kapıları sımsıkı kapatılmış olan bir ateş olacaktır.